Selamlar arkadaşlar, Listen and Learn kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biyografilerimizden devam ediyoruz. Abaris'ten devam edeceğiz. Abaris biliyorsunuz ki bazılarına göre Pisagor'dan evvel yaşamış, bazılarına göre de onun öğrencisi olmuş sayılan efsanevi kişilik. Ve M.Ö. 6. yüzyılda Büyük Yunanistan'da İtalya'nın güney bölgesinde baş gösteren mistik bir felsefe dolayısıyla adı geçiyor. Abaris'in hayatına dair olan masallardan biliyorsunuz ilk önce Pontlu Heraklit bahsediyor ve bunlar yeni Eflatuncuların yani yeni Platoncuların hayalinde fazlaca büyütülmüştür. Kendisi Tanrı Apollo'nun sahibi olduğu Hyperbor adında ve Ay'da olduğu sanılan bir şehirde doğmuştur. Sözde Abaris'e kainlik sanatını ve mucizeler göstermeyi Apollon öğretmiş. Büyülü oku sayesinde denizleri ve gökleri aşabilir ve hastalara çareler bulurmuş. Porfir, Pisagor'un Hayatı adlı eserinde Plutark, Quomont Poedi Audiri Debeyatında Turnier'de 1863'te Paris'te basılmış olan De Aristea Prosenesio adındaki eserinde ondan bahsediyor Abaris'ten. Virgil, Ovid ve Valerius Flaccus gibi Latin şairleri Abaris adını olağanüstü işler yapanları bir çeşit sıfat gibi kullanırlar ve bu nitelikteki insanları kendisiyle karşılaştırırlar. Pindar ve Jamblick'te onun hayatına dair birçok masallar vardır. Orfeusçuluk biliyorsunuz ki ve yeni Pitagorculuğun mistik törelerinde ona yüklenen efsaneler önemli bir rol oynuyor. Abaris sözde M.Ö. 770 ve 700'e doğru ve bazılarına göre de 550'ye doğru Apollon'un emriyle Yunanistan'a gelmiş ve mucizelerini göstermiştir. Katern veya işte kefaret formüllerinden başka Theogoni ve Saire'ye dair eserler yazdığı da söylenir Abaris'in. Evet, Abaris hakkındaki bilgimiz bu kadardı arkadaşlar. Abaris'ten bahsettik. Mitolojik aslında bir karakter kendisi. Fakat birçok kaynakta ismi geçiyor. Bir sonraki biyografimizde görüşmek üzere. Biyografiden devam edeceğim bir süre. Kendinize iyi bakın. Bay bay.